Yeşil içeceğim ile güne giriş yaptım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Aydonur'u okula bıraktım. Sonra bir yolcum vardı. Onu bıraktım. Biraz önce eve geldim. Önce kendime bir içeceğimi hazırladım. Detoks içeceği bu, biliyorsunuz. Daha önceki videomda bahsetmiştim. 5-6 dal maydanoz, küçük bir parça kök zencefil, yarım limon suyu ve bir kupa demlenmiş yeşil çayla rondodan geçiriyorum. Hazırlıyorum, kahvaltı öncesi içiyorum, haftada 3 gün, her gün değil. Bugün hazırladım, bunu içeceğim. Çayımızı da ocağa koydum, şimdi Aleyna çayımızı demliyor. Bugün Aleyna'nın deneme sınavı yine 10'daymış, saat 10'da. O erken gideceği için kahvaltımızı da bir yandan hazırlayacağız. Kahvaltımızı yapıp Aleyna'yı deneme sınavına bırakacağım. Sonra bizim binada komşu oturmamız varmış bugün. Dün komşular diyor ki bina oturması var. Aa, yarın mıydı o diyorum. Her seferinde de unutuyorsun diyorlar. Ya yani bugün oturmamız varmış. Oraya ineceğiz İsmail. Ev işlerimizi halleder. Oraya ineriz. Bir de tahlil sonuçlarımı alacağım. Bakalım onlar ne çıkacak. Öyle yani. Şimdi güne giriş yaptık. Bakalım nasıl geçecek. Tamam, o tatlıdan yiyeceğiz biz şimdi. Evet. Aslında verelim, hangisini istiyor? Çocuk beklemeyi verelim. Ben istiyor. Herkese istiyor. Ha, tamam. Eğer yerse. Şöyle yapalım. Sana zahmet olacak. Gülken teyze, patates salatasını al. Tamam. Patatesine bir haram yok. Ha, öyle mi? Tamam. Teşekkür ederiz. Yok, ben patates severim de. Bugün bina oturmamız Gülistan Hanım'daydı. Masayı biraz çekmeye çalıştım. O masadan diyete uygun yiyip kalkmak ne mümkün. Gördünüz. Komşularımı çok rahatsız etmemek için çok fazla çekim yapmadım ama birazcık şöyle masayı da çekmeden yapamadım. O masadan yani diyete uygun yiyip kalkmak mümkün değildi. Triliçeden falan yedim. Çok güzel olmuştu. Hepsi çok güzel olmuş. Duru hazırlamış. Duru Gülistan Hanım'ın kızı, nişanlı. Yakında düğünü var. Düğünümüz olacak inşallah. O hazırlamış. Diyorum ki Duru çok beceriklisin, gerçekten de çok becerikli. Yalnız şöyle bir şey var, bizim binanın hatunları hep becerikli ya, gerçekten çok şanslıyım. Hani kilo almaya ihtiyacım var ya, tam yerine düştüm. Hepsi çok becerikliler. Böyle oturmalar oldukça size çekerim hazırlıklardan. Hepsi çok güzeldi. Çayımızı içtik, onlar hala çay keyfi yapıyorlardı. Ben kalktım, Aydanur'un okul çıkış saati yaklaşıyor. Bir taksi geldi, Ayhan mı diye baktım. Ben sağlık ocağının önüne geldim. Şu an sağlık ocağının önündeyim. Şu dün verdiğim tahlil sonuçlarını bir alalım, bakalım neler var neler yok, onları bir öğrenelim. Buradan çıkışta da Aydanur'u alıp tekrar eve geçeceğim. Daha kahve molamız var. Ben kısa bir mola verdim. Aysma'yı da orada bıraktım. Komşumun torunu vardı, Eymen. Onunla oynuyordu. Siz oynayın dedim. Ben hemen Aydanur'u alıp geliyorum. Onu getirmedim yani, o orada. Hadi şu tahlil sonucunu alalım da sonra tekrar dönelim. Kahve saatime yetiştim. Duru kahvelerimizi yaptı. Herkese orta şekerli, bana sade, bana özel yaptı. Herkes sohbetteyken size kahve sunumumu da çekeyim istedim. Onları ben havanda ezdim. Allah'ın izniyle hepsine verdim. Al koca, vermiyor. Vermiyor, kavga. Ne coştu? Ben de geliyor ya. Kan haplarını havanda ezdim. Niye? Suyla karıştırdım. Evet. Vitamin yaptım. Çiçeklere. Çiçeklere kan hapı verdin. Şimdi bana doktor kan hapı verdi. Bir tane benim için, bir tane çiçeklere verdi. Aynen. Senin için bir de çiçeklere mi vereyim şimdi? Çiçekler oluyor ya. O çiçekler dökülene kadar bekliyorum. Döküldükten sonra teyzeme veriyorum. Lan teyze, sen ne yapıyorsun?
kahve saatine de yetiştim. Sunumumuzu gördünüz, çok şıktı. Duru tam benim kafadan. O da sunum seviyor, dekor seviyor. Acayip zevklerimiz de aynı. Onun beğendiği şeylere bakıyorum, zevklerimiz de çok benziyor birbirine. Acaba o da mı Aslan Burcu, sormadım. Sormam lazım bunu. Neyse, kahve saatine yetiştim ama tahlil sonuçlarımı paylaşamadım sizinle. Çünkü sağlık ocağından çıktım, eczaneye girdim. İlaçlarımı aldım. O sırada okul çıkış saati gelmişti. Aydanur'a yetişmem için acele ettim. Oradan Aydanur aldım. Aydanur eve çıktı. Ben tekrar komşuma geçtim. Derken öyle bir hızlı geçiş oldu. Paylaşamadım. Tahlil sonuçlarım tam da beklediğim gibi çıktı. Öyle sonuç çıkacağını tahmin edebiliyordum. Ama bir tek beklemediğim şey çıktı. Kolesterolüm yüksek çıktı. İyi kolesterolünde, kötü kolesterolünde yüksek dedi. Ben kötü kolesterol diye bir şey ilk defa duydum. Öyle bir şey de varmış. Yağlı yemeği azalt dedi. Hocam dedim, ben 2 haftadır sıkı diyet yapıyordum dedim. Hani acaba dedim onun etkisi olmamış mı? Güldü, hemen 2 haftayla oluyor muymuş o işler dedi. Daha dikkatli olacağız. Normalde aslında ben yemekleri de çok yağlı yapan birisi değilim. Çok yağlı yapmam. Ayhan çünkü yağlı yemek sevmez. Dikkat ederim o konudan ama bilemiyorum. Neyse, sonuçlarımı da verdi, diyetisyenine göster diye. Onları aldım. Cumartesi günü sonuçlarımı da diyetisyenime göstereceğim. B12 ve kandaki demir depoları tükenmeye başlamış. Onları zaten bekliyordum. O ikisini bekliyordum zaten. Onlar da geldiler sağ olsunlar. B12 ilaç yazdı. Onları kullanacağım sabah akşam. Hap yazdı sabah akşam. Demir içinde hap yazdı yine. Onu 4 ay kullanacakmışım. 4 kutu verirse eczane 4 kutu al dedi. Büyük ihtimal vermez ama ben yine de 4 kutu yazayım dedi. Eczane de 2 kutu verdi. Onu kullan dedi. Tekrar bittiği zaman gel, tekrar yazalım dedi. Sonrasında o da bittiği zaman tekrar kan ver. Bir bakalım dedi, değerlerin normale dönmüş mü diye dedi. İlaçlarımı aldım. Yarından itibaren, hatta bu akşamdan itibaren kullanmaya başlayacağım inşallah. Cumartesi de diyetisyenime göstereceğim. Diyet yapıyorum dedim. Biraz da onun için dedim, baktırmak istiyorum değerlerime dedim. Sonuçlarını diyetisyenine de göster de dedi. Ona göre sana diyet listesi uygulasın dedi. Cumartesi götürür, onları da gösteririm inşallah. Sonrasına geldik. Komşumda sohbet, muhabbet çok keyifliydi. Böyle yani arada bir toplanmak bize çok iyi geliyor ama böyle arada bir yapmayacaklar sanırım. Çünkü Türkan teyze dedi ki, hani yakınınız ölmüş, sana başsağlığına gelmek istiyoruz dedi. Yarın gelelim dedi ama yarın benim kankamın kızı bende. Burada kültür merkezinde çocuk tiyatrosu varmış, oraya gidecekmiş. Sen götürür müsün dedi, kankam çalışıyor. Olur, götürürüm, sıkıntı yok dedim. Aysma'yla takılırlar. Yarın o bende olacağı için, kültür merkezine de gideceğim için, aslında Türkan teyze yarın gelmek istedi. Yarın bir kahve içimlik, sana başsağlığına gelmek istiyoruz dedi. Valla dedim, yarın böyle böyle bende çocuk olacak, emanet. Bir de dedim hani oraya gidecek olduğum için, yoksa evde olsam sıkıntı yok. Gelin de dedim, hani ben çocuklar oraya götüreceğim için. Orada 1'de başlayıp 3'te mi bitiyormuş, ne yapıyormuş tiyatro. Yarın parktayız yani. Ben de Aysma'yı alırım, ona da iyi olur değişiklik. Yarın dedim müsait olamayabilirim ama cuma gününe dedim inşallah konuşalım, yine ayarlamaya çalışalım. Sonrasında dediler parka inelim, piknik yapalım, kahvaltıya inelim. Bizim komşular işi coşturdular. Yani öyle ayda bir görüşmeyle kalmayacağız, daha sıklaştıracağız sanırım. Neyse, oturduk sohbet muhabbet, eve çıktım. Benim karnım tok, patates salatasından falan yedim, gayet güzel tok tuttu da. Ben yemek yemeyeceğim ama kızlara yemek yapacaktım. Mutfağa girdim, telefon geldi, yolcum aradı, işe çıktım. Sonra oradan geçerken, hiç aklımda yokken, tamamen tesadüf züccaciyeye girdim. Yani asla reklamlarını falan görüp girmedim. Kendime geçmiş olsun hediyesi aldım. Moral hediyesi. Ama moralim yerine gelsin diye yaptım bunu. Şöyle size moral hediyemi göstereyim mi? Ama çok beğendim ya, çok güzeldi. Şöyle kırmayayım da, çok üzülürüm kırılırsa. Çok güzel değiller mi? Ben çok beğendim. Şimdi hemen yıkayacağım. Fincan dolabımı sileceğim. Bunları yerleştireceğim. Yeni yerlerini alsınlar dolaptaki. Çok kibar ve ben böyle renkli fincanları çok seviyorum. Bunun bir tek sıkıntısı var. Şimdi ben kankama aldığımla yengeme aldığımın, ben çok detay arıyorum galiba. Çok detaya bak takılıyorum sanırım. Onlara aldığımın bu ağız kısmı küçüktü. Bunun ağzı bayağı büyük.
Sadece bunun sıkıntısı köpükte olabilir. Çok büyük ama modeli çok hoşuma gitti. Ne kadar zarif duruyor bakar mısınız? Çok hoşuma gitti. Bir de renk renk oluşu beni ayrı cezbetti. Mesela böyle bir şey yaptığınız zaman buraya da şeyi, ikramlığını ya da hatta suyunu ve ikramlığını bile küçük kadeh koyarsanız suyunu ve ikramlığını bile alabilir. Çok hoşuma gitti. Dedim ki ya yap bir çılgınlık. Al da çık, ne olacak sanki? Vallahi aldım çıktım, ne yapayım? Şöyle mi tutuluyor bu ya? Nasıl tutuluyor? Şöyle bakın. Bu kenarda da detayı var. Şimdi bunları yıkayayım. Bayağı tozlu içleri bakın. Bunları hemen bir yıkayayım. Fincan dolabımda. Yeni moral hediyelerime yer açalım. Bunları yerleştireyim. Spor saatim yaklaşıyor. Bir de spora gideceğim daha. Bir kahve mi yapsak bunda sunumlu? Neyse yarın yapayım. Bugün sunumlu kahve içtim. Yeter bir sunumlu kahve. Önce bunları bir yıkayıp yerleştireyim de. Bir de kızlara yemek ayarlayacağım. Ayhan geç gelirim dedi. Bugün gece şoförü yokmuş. Ayhan çalışacakmış akşam. O yok yani. Sadece kızlara bir şeyler. Aysman da karnı tok gibi bir şey. O da orada bayağı yedi ama yer mi bilmiyorum. Kızlara yemek hazırlayacağım. Sonrasında da spor için hazırlanacağım. Önce şu kızlarımı bir yıkayayım da. Minnoşlarımı. Bunları bir yerleştireyim. Yoksa benim aklım bunlarda kalır. Bir de böyle bir huyum var. Hemen aldığım bir şeyi yerine yerleştirmem lazım. Yoksa aklım onda takılı kalır. Yalnız bir tek sorunu var. İki tane yeşili var. Şöyle göstereceğim bir dakika hemen size. Ya iki tane yeşil yapıncaya kadar iki ton yeşili var farklı farklı ama yine de ikisi de yeşil. Birini niye pembe yapmamışlar? Her rengi var, pembesi yok. Keşke birini pembe yapsalarmış. Ama diyorum ya şekli çok hoşuma gitti. Tek sorun bunları altısını birden yaptığım zaman bu tarafa koymayalım, durulayacak çünkü. Altısına birden kahve yaptığım zaman inşallah köpüğü hepsine eşit yetiştirebilirim. Sadece o sıkıntısı olacak. Tabaklar da çok dümdüzmüş. Şimdi fark ettim. Neyse. Hemen yıkayıp yerine yerleştirelim. Sonrasında kızlara yemek işini geçelim. Bunlar inşallah bir rafa da sığar. Ben onu hiç hesaba katmamıştım. Bu fincan tabakları büyük olduğu için bir rafa da sığmayabilir. Fincan dolabını da açmışken hem düzenledim hem burayı bir sildim, temizledim. İyi oldu. Burada temizlenmiş oldu bu bahaneyle. Bir rafta da yer açtım. Şu ikili fincanlarım, bunlar ikili ikili takım olanlar. Bunların yarısı şu boşalttığım raftaydı. Yani yarısı bu rafta, yarısı o raftaydı. Onları tek rafta topladım. Şu aşağıda da duble fincanlarım var. Onlar da yine ikili ikili. Burada bitki çayı demliğim var. Onları en alt kısma yerleştirdim. Böylelikle bir rafta yer açtım. Üstte de Nescafe fincanları var. Şimdi hemen açtığımız rafa yeni fincanları yer. Ay! Kırdım sandım, ödüm koptu. Kırmadım. Şöyle yanına sunum bardağını yerleştirmiştim. Şimdi size göstereceğim bir dakika. Şöyle yerleştireceğim bunları. O bardakları sonradan yerleştirsem iyi olur. Şöyle bardağını yanına bırakmıştım aslında. Onları da buraya yerleştirelim. Dur bakayım. Şimdi onu bakmayarak yaptığım için öyle olmuş olabilir. Daha dikkatli bir şekilde. Evet. Bu defa oldu. Şöyle. Bunlar da fincan dolabındaki yerlerini alsınlar. Bayağı dikkatli korkarak.
Şöyle tamamını yerleştireceğim. Onlar da oraya ayrı bir hava kattılar. Gayet güzel oldu. Şimdi komşularım bana baş sağlığına gelecekler. O zaman bunların açılışını yaparız inşallah. Aa, iki tane kaldı. Birazdan sık dizmem gerekecek, yerleşmeyecek. Böyle alsa gayet güzel olacaktı ama olmadı. Şöyle biraz daha sıklaştıracağız. Beyazı ortaya mı yerleştirsem? Bence beyazı şu ikisinin ortasına yerleştirmem gerekiyor. Macera da severiz. Adrenalin arıyorum. Hem videoyu çekip hem fincan yerleştirme. Yürek yemiş olmam gerekiyor. Şöyle. Beyaz araya girsin ki renk katsın. Evet evet çok güzel oldu. Tam yerlerini buldular. Ben bundan akşam bir de kahve içerim. Yani bekleyemem misafiri. Açılışını yaparım ben bundan akşam. Şöyle biraz daha sıklaştırıp fincanların kulplarını da çevirip tam görünmelerini sağlayabiliriz. Şimdi geriden size göstereceğim bir dakika. Beraber yerleştirmiş olduk. Yeni fincanlarımı birlikte yerleştirdik sizinle de. Şimdi bakın. Gayet şık ve hoş oldular. Çok hoşuma gitti. Yani insanın nasıl havası değişti bir fincanla. Gayet güzel. Haydi o zaman yemek işine geçeyim. Kızların yemeğini de yapayım, sonra spora çıkacağım. Bugün kaçamak yaptık ama umarım sporla toparlamışızdır. Bugün step vardı, acayip yorucuydu. Sonlarda hele perişan olduk. O kadar zordu ki. Dedim ki tamam ben bugünü kurtardım ya. Bugünkü yediğim kaçamaklar bence gitti, şu anda bir şey kalmadı. Çok zor ve yorucuydu. İnşallah kurtarmışızdır. Bu arada ben spor salonunun diyetisyenine gidiyorum. Genelde de seans öncesi karşılaşıyoruz. Zaten korkarak gittim. Ya dedim girişte rastlar ya odasının kapısı açık olur. Genelde öyle oluyor. Bugün bir farklılık yapmış. Park açıkmış. Hava almak için çıktım dedim ve karşılaştık. Dedim hocam küçük kaçamaklar yapıldı. Zaten dedim hikayelerde görmüşsünüzdür. Hikayeleri mi takip ediyor? Görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Ne yedin dedi, patates salatası, triliçe dedim. Neyse akşamı hafif atlat dedi. Yok dedim akşam yemeği yemeyeceğim. Bir kase çorba içebilirsin, izin veriyorum dedi çok acıkırsan. Yok dedim akşam bir şey yemeyeceğim. Bu arada aklıma ne geldi? Dedim ki hocam acaba dedim kontrol için geldiğimde takipçilerim için video çekebilir miyiz? Aa sen istiyorsun neden olmasın dedi. Tabii ki çekebiliriz. Sizin için video müsaadesi istedim arkadaşlar. Eğer kilo vermek istiyorsanız aklınızda takılan ne varsa dedim nasıl bir video çekeceğiz dedi. Hani aklında ne var? Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Toplulukta bir post açacağım. O postun altına yorumlara diyetisyenime ne sormak istiyorsanız aklınızda takılan ne varsa, mesela duraklamayı nasıl kırarız ya da yağ yakımı nasıl kolay olur? Ben aklıma gelen şeyleri de sorarım orada da. Ben genelde zaten her kontrolde aklıma gelenleri soruyorum. Mesela geçenlerde sporda dedim ki hani aa çok terledim bu seans dedim. İyi kilo vermişimdir. Spor hocam dedi ki terlemek kilo vermek değildir dedi. Olur mu dedim. Terliyoruz işte kilo veriyoruz falan. Sonra diyetisyenime sordum hocam dedim. Hani sporda böyle bir konu geçti. Evet dedi terlemek kilo vermenin %10'udur dedi. Sarf ettiğin efor önemli dedi. Terlemek önemli değil dedi. Yani böyle sorular aklınıza ne geliyorsa. Ben yarın sabah videoyu yayını açtık sonra siz bu videoyu izledik sonra topluluğa bir fotoğraf paylaşacağım. Ve diyeceğim diyetisyenime sormak istediklerinizi bu fotoğrafın altına yorumlara yazın. Oradan cumartesi günü de inşallah diyetisyenime video çekeceğim. Sizin sorularınızı ona soracağım. Öyle bir güzellik düşündüm. Bakalım inşallah güzel olacak. Spordan çıkınca da bugün Aleyna konsere gitti. O yok evde. Ayhan gece çalışacak. Kızlarla baş başayız. Spordan çıktık. Adevi abla dedi ki hava çok güzel dedi. Çay alsak insek mi acaba?
Zaten ben böyle teklife hiç hayır diyebilir miyim? Asla hayır diyemem. Bilmiyorum ki, inelim istersen dedim. Sana dedi sıkıntı olmasa. Yok dedim, Ayhan gece çalışıyor. Aleyna konsere gidecek. Ben kızlarla evde yalnızım. Kızları da alıp inerim dedim. O çok güzel o zaman dedi. Çay demleyip inelim. O çayı demleyecek. Ben de termosa sıcak su alacağım. Nescafe alacağım. Belki Nescafe de içeriz diye. Parka ineceğiz. Hava çok güzel. Hem kızlar orada vakit geçirirler. Hem de bizim için spor sonrası çok iyi geliyor, temiz hava. Ama orada video çekemeyeceğim için çıkmadan önce videonun kapanışını yapayım istedim. Çünkü orası çok karanlık oluyor. Video çekemiyorum çok. İstediğim görüntüleri yakalayamıyorum diye düşünüyorum. Çıkmadan önce de sizinle vedalaşalım istedim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.